Sevgili izleyenler, şimdi sırada BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın Çiller röportajımız ülke gündeminde yankılandı başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Karabüğün il oluşunun 27. yıl dönümü nedeniyle Başbakanlığı döneminde Karabüğü il yapan Sayın Profesör Doktor Tansu Çiller ile bir röportaj yaptık. Telefon bağlantısıyla gerçekleştirdiğimiz ve yarım saat süren röportajın ilk bölümleri Karabük ile ilgili konulardan oluştu. Karabük Demir Çelik Fabrikalarının özelleştirilmesi, Karabük'ün il olma süreci, Karabük Üniversitesi gibi konuları konuştuktan sonra Sayın Çiller'e ülke genelinde merak edilen parti kurma çalışmaları ile ilgili bir soru yönelttim. Sayın Çiller bu sorum üzerine yaklaşık 9 dakika süren açıklamalar yaptı. Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı BRTV olarak biz dün akşam röportajın Karabük ile ilgili bölümünü ana haber bültenimizde, tamamını da ana haber bültenimizin ardından yayınladık. Akşamın ilerleyen saatlerinde İHA bölge temsilcisi Yasin Erdem kardeşimiz Sayın Çiller ile yaptığımız röportajın önemli bölümlerini mensubu olduğu İHA'ya geçtikten sonra gece yarısından itibaren yüzlerce haber sitesi ve yayın organı habere büyük ilgi gösterdiler. Bizzat bizim ve BRTV'nin kaynak olarak gösterildiği haber, sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde yayın yapan haber siteleri ve televizyon kanallarında da yer almaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal basından birçok gazeteci dostumuz arayarak eski başbakan Sayın Tansu Çiller'in bize ve BRTV'ye neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduğunu sordular. Biz de kendilerine Sayın Çiller'in Karabük'ü il yapan başbakan olduğunu, bizim de her yıl 6 Haziran tarihlerinde kendileriyle geleneksel olarak yaptığımız röportajımızı belirterek il konusunun dışında kamuoyunda merak edildiği için parti çalışmaları konusunda sorduğumuz soru üzerine bu açıklamaları yaptığını belirttik. Öğle saatlerine doğru Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan kardeşimizi arayarak tebrik etti. Mehmet abi tebrik ederim. Sayın Tansu Çiller ile yaptığın röportaj TT oldu dedi. Birçok siyasetçi, iş dünyasından dostumuz ve gazeteci ülke gündemine gelen röportajımız nedeniyle tebrik ettiler. Ülke gündeminde yoğun biçimde konuşulan röportajımız ve gazetecilik başarımız nedeniyle bizi tebrik edenler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Yalova Valisi Muammer Erol, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Şinasi Altıner, TSTK, Tümbikon ve Kardarfet Genel Başkanı Cevdet Akay, Zonsiyat Genel Başkanı Necdet Tıskaoğlu, Karabük Eski Milletvekili Mustafa Eren, Özçelgi Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, önceki Özçelgi Sendikası Başkanlarından ve Hak İş Genel Mali Sekreterlerinden Hikmet Feridun Tankut ve çok sayıda il dışından Karabük içinden değerli dostlarımız vardı. Yaptığımız bir röportajın ülke genelinde yayın yapan yüzlerce önemli yayın organında çok geniş biçimde yer alması ve tamamına yakınında da kaynak olarak BRTV ve bizim gösterilmemiz doğrusu hoşumuza gitti. 6 Haziran 1995 tarihinde Karabük'ü il yapan dönemin Başbakanı Profesör Doktor Tansu Çiller'in yaptığı konuşma iktidar kanadına yakın medya tarafından çok olumlu karşılanırken, yayınlar bu yönde yapılırken iktidar karşıtı yazılı ve görüntülü medyada da eleştirel yönde haberler yer aldı. Twitter'da ise Sayın Çiller ile yaptığımız röportajın ardından binlerce paylaşım oldu. Birçok gazeteci yorumlarında bu konuya yer verdiler. Bazı anlı şanlı ünlü gazeteciler Tansu Çiller'in neden ulusal medyadan birine değil de Karabük'ten yerel bir kanala böyle bir açıklama yaptığını sorguladılar. Biz her yıl olduğu gibi 6 Haziran'da Karabük'ü Başbakanlığı döneminde il yapan Sayın Tansu Çiller'e vefamızı göstererek aradık. Sağlığını, halini, hatrını sorduk. O günleri konuştuk. O günlerden bugünlere Karabük'teki gelişmeleri değerlendirdik. Bir gazeteci olarak ülke gündeminde çok merak edilen parti kuracağı söylentilerini de sorduk. Sayın Çiller de yarım saatlik röportajımızın 9 dakikalık bölümünde bu konuya değindi. Yüz binlerce kişi yaptığımız röportaj ile bir şekilde ilgilendi, yorum yaptı. Bir gazeteci için yaptığı başarılı bir çalışmanın kamuoyunda büyük ilgi görmesinden daha güzel ne olabilir ki?
Bu duygularla bundan 27 yıl önce başbakanlığı döneminde Karabük'ü il yapan Profesör Doktor Sayın Tansu Çiller'e sağlıklı uzun ömür diliyorum. Karabüklülere ve BRTV ile şahsımıza gösterdiği yakın ilgi ve güven için de ayrıca teşekkür ediyorum.